Evet çocuklar, bugün üçüncü ve son dersimiz matematik. Şimdi lütfen matematik kitaplarınızı çıkarın ve dün en son ödev olarak yaptığımız sayfayı bulun. Dün en son 130. sayfayı yapmıştık. Bugün sayfa 131'deyiz. Evet, siz kitabınızı çıkarana kadar ve kalem silgilerinizi hazırlayana kadar ben de hemen bilgisayarımdan kitabımızı açayım. Evet, herkes buldu mu bu sayfayı? Evet, eğer bulduysak başlayalım. Yapmayalım. Dün ne görmüştük? Timsah, Tim arkadaşımızı görmüştük değil mi? Evet, timsah, Tim ne yapardı? Her zaman büyük olan sayıyı yerdi. Evet, bunları yapmayabiliyoruz ama ilk birkaç tanesini birlikte yapalım. Devamını ödev olarak bırakalım. Şimdi bakalım buraya. Bir ve iki sayıları var burada. Sizce bir mi daha çok yoksa iki mi daha çok? Sizce... Siz timsah tim olsanız ve çok aç olsanız hangisini yerdiniz? İki olanı yerdiniz değil mi? Çünkü iki olan daha fazla. O zaman timsah nereye doğru ağzını atıyor? İkiye doğru ağzını atıyor. Evet, devam edelim. Bir tarafta beş var, bir tarafta yedi var. Bakın bir tarafta beş, bir tarafta yedi var. Evet, bir tarafta beş, bir tarafta 7. Hangisi daha fazla? 7 olan daha fazla değil mi? O zaman timsah hangisini yiyecek? 7 olanı yiyecek. O zaman hemen ağzını 7'ye doğru açalım timsahın. Devam edelim. Bir tane daha yapalım. Bir tarafta 9 var. Bir tarafta ise 1 var. Sizce hangisi daha büyük? Hangisi daha çok? Bakın. 9 ve 1. 9 ve 1. Tabii ki 9 olan daha büyük değil mi? O zaman siz timsah olsanız ve çok aç olsanız hangisini yerdiniz? 9 olanı yerdiniz. O zaman hemen timsahın ağzını 9'a doğru açıyoruz. Evet. Bunun devamını kendiniz yapıyorsunuz. O yüzden hemen elimize aldık kalemlerimizi ve sayfanın altını işaretliyoruz. Sayfa 131. Ödev. Devam edelim. Sayfa 132'ye çeviriyoruz. Yine aynı şekilde büyük veya küçük işaretleri koymamızı istiyor bizden kitabımız. Yani timsah hangisini yer? Ona doğru ağzını açıyoruz timsahın. Bakalım. Burada 4, burada 6 var. Bakın bir yerde 4, bir yerde 6 var. Sizce 4 mü daha büyük yoksa 6 mı daha büyük? Tabii ki 6 daha büyük. O zaman timsahın ağzını hemen 6'ya doğru açalım. Timsah 6'yı yiyecek. Devam edelim. Bir yerde 9 var. Bir yerde 8 var. 9, 8. Sizce hangisi daha büyük? 9 olan daha çok değil mi? O zaman timsahın ağzını 9'a doğru açıyoruz. Evet, bu sayfayı da biliyoruz. O yüzden bu sayfayı da geçiyorum ve bu sayfayı ödev olarak işaretliyoruz. Evet, bu sayfada ödev olarak işaretlendi. Hemen daha büyük işaretleyelim ve siz de lütfen işaretleyin. Eğer işaretlediysek, şimdi yeni konumuza geçiyoruz. Sayılar bize bir yonca yaprağında verilmiş. Bize diyor ki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Bakın okuyalım birlikte. Örnekteki gibi... Sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Yani en küçüğü buluyoruz ve en başa yazıyoruz. En küçükten bir büyüğünü bulup yanına yazıyoruz ve sayıları sıralıyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bakalım. Hemen buraya kalpleri yapalım. Önce buradayız. Bakın. Etkinlikteyiz. Ben alıyorum elime kalpleri. Önce sayısını kalplerini çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buraya 10 tane kalp çizdim. Şimdi 4 tane çiziyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane de buraya çizdim. Devam ediyorum. Bu yaprakta 3 varmış. 1, 2, 3. Devam ediyorum. Bu yaprakta da 6 tane varmış. O zaman buraya da 6 tane çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Şimdi sizce bu sayılardan hangisi daha küçük? En küçük hangisi? 3 daha küçük değil mi? Çünkü bakın 3 hepsinden az. O zaman 3'ü buradan sildim. Bakın buradan da sildim. Hemen altına 3 yazıyorum. En küçüğünü seçiyoruz çünkü. Peki 3'ü kaldırdık artık. Bitti. Unuttuk 3'ü. Bakalım tekrardan. Burada 10 tane var. Burada 4 tane var. Burada 6 tane var. Sizce bunlardan hangisinde daha az var? 4 tane olanda daha az var değil mi? O zaman buradan yapraktan 4'ü de sildim. Ve altına 3'ün yanına 4 yazdım. Şimdi 4'ü de unuttum. Kaldı bana 6 ve 10. 6 mı daha küçük yoksa 10 mu daha küçük? 6. Çünkü 6'da daha az kalp var. O zaman 6'yı da sildim ve buraya yazdım. Şimdi de bana en son olarak zaten 10 kaldı. O yüzden onu da buraya yazıyorum. Bu şekilde yaparak sayıları en küçükten en büyüğe doğru sıraladık. Bakın 3, 4, 6, 10. En küçükten en büyüğe doğru sıraladık. Şimdi o zaman hemen bu yaptıklarımızı silelim ve bir sonrakini de birlikte yapalım. Bu kez elime yıldızlarımı aldım ve burayı yapıyorum. Bana bir yaprakta 7 verilmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane yıldız bir yere çizdim. Bir tanesinde 3 verilmiş. 1, 2, 3. 3 taneyi de buraya çizdim. Bir tanesinde 4 verilmiş. 1, 2, 3, 4. Bir tanesinde ise 2 verilmiş. 1, 2. Ne demişti bize? Küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. O zaman en küçüğünü buluyoruz. Bakın. Sizce bunlara hangisinde en az var? 2 olan da daha az var değil mi? 2 olan da daha az var. O zaman 2'yi sildim ve buraya 2'yi yazdım. 2'yi şimdi unuttum. Bakalım. Bu geri kalanlardan hangisinde daha az var? Bunda daha az var değil mi? 3 tane olanda daha az var. O zaman 3'ü yazıyorum 2'nin yanına. Devam edelim. Burada 7 ve 4 kaldı bana. Sizce 7 mi daha küçük yoksa 4 mü daha küçük? 4 daha küçük değil mi? O zaman 4'ü yazdım ve son olarak da 7'yi yazdım. Bakın en küçük 2'yi en büyük 7'yi yine küçükten büyüğe doğru sıralamış oldum. Devamını kendiniz yapabilir misiniz? Evet, tabii ki her zaman bir şeyler çizmenize gerek yok. Kendiniz düşünerek de bulabilirsiniz ama eğer aklınız karıştıysa o zaman kalpler, çizgiler ya da yıldızlar kullanarak yazabilirsiniz ve sayabilirsiniz. Hatta bununla birlikte yapalım ve devamını kendiniz yapın. 1, 2, 5 ve 7 verilmiş bize. Sizce hangisi daha küçük? 1, 2, 5 ve 7. Hangisi daha küçük? 1 daha küçük değil mi? O zaman en küçüğü başa yazdım. 7'yi unuttum. Şimdi bana kaldı 2, 5 ve 7. Hangisi daha küçük? 2, 5, 7. 2 daha küçük değil mi? O zaman 2'yi de sildim ve hemen altına yazdım. Bana kaldı 5 ve 7. 5 ve 7. Hangisi daha küçük? 5 daha küçük. O zaman 5'i yazdım. Ve devam ediyorum. 5'i de sildim. Bana 7 kaldı. Evet. Şimdi bunları kitabınıza geçirdikten sonra videoyu durduruyorsunuz ve bu sayfanın devamını yapıyorsunuz. Şimdi bu sayfanın en altına indik ve hemen işaretliyoruz. Sayfa 133. Ödev. Evet. Son olarak matematikten yapacağımız son sayfaya geldik. Bu kez kitabımız, yani sayfa 134'teyiz. Bize kitabımız diyor ki, örnekteki gibi sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Yani yine biraz önceki gibi en küçüğü seçiyoruz, yazıyoruz. Sonra bir büyüğünü bir büyüğün diyerek en büyüğe doğru gidiyoruz. Bir tane örnek yapalım. Biraz öncekinin tıpkısının aynısıdır bu. O yüzden sadece bir örnek yeterli. Aldık kalemimizi elimize. Bakın 2 var, 3 var, 6 var ve 10 var. Hemen parmaklarımızı kullanalım bu kez. 2 var, 3 var,
6 var ve 10 var. Sizce bunlardan hangisi daha küçük? 3 mü? 2 mi? 6 mı? 10 mu? 2 daha küçük değil mi? 2 de daha az var. O zaman 2'yi hemen sildim ve buraya yazdım. Devam edelim. 2 var demiştik. 2'yi sildik. Şimdi 3 var, 6 var, 10 var. 3, 6, 10. Hangisi daha küçük? 3, 10 daha küçük değil mi? O zaman hemen 3'ü de sildim ve yazdım 2'nin yanına. Bana kaldı 6 ve 10. Bakın 6 ve 10 kaldı. Hangisi daha küçük? 6 daha küçük değil mi? Çünkü 6'da daha az parmak var. O zaman 6'yı da yanına yazdım ve son olarak bana kalan 10. Evet, bu durumda küçükten büyüğe sıralamış oldum. Devamında kendiniz yapıyorsunuz. Hemen iniyoruz sayfanın en altına ve işaretliyoruz. Ben birazdan sizlere WhatsApp'tan yine hangi ödevlerin yapılacağını göndereceğim karışıklık olmaması için. Kolay gelsin. Anlamadığınız bir şey olursa bana lütfen yazın ve bugün gece saat 9'dan önce bana ödevleri göndermeye çalışın. Yarın görüşürüz.